Nürnberg'de yapılan törenlere... Evet, gündemdeki diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Onların hayatı fünyenin ucunda. Üstelik dünyanın en zor... Bir kahvaltı hazırlayamadım. Saat kaç oldu? Efendim Bahar'cığım. Hala evde misin? Çıkacağım birazdan. Cemal'e kahvaltı hazırladım. Burası karışık kızım. Rıza baba da barut gibi zaten. Çok oyalanma. Ayrıca Cemal'i de o kadar şımartma. Tamam, geliyorum. İnanılmaz derecede küçük bir miktar. Kahvaltın hazır. Bu mu kahvaltı? Evet. Nesini beğenmedin paşam? İki dilim ekmek, biraz zeytin, kurumuş peynir. Yani Allah'ın gücüne gitmesin ama hastaneden yeni çıkmış bir adama böyle zayıf bir kahvaltı. Ne bileyim, çok şey beklemeyeceğiz demek ki. Cemal kim ki zaten? At önüne kuru ekmeği, kemirsin. Duygu sömürüsü de başladı. Peki ne istiyorsun, hadi söyle o zaman. Sucuklu yumurta, bal kaymak, omlet. Hepsi. Yuh, yuh yani hakikaten. İki kurşun çıktı benden, iki. Biri buradan, diğeri buradan. Tamam ya, tamam, tamam. Şuradan atayım ağzıma. Ay. Müdürüm buyurun. Ya kızım sen neredesin ya? Cemal'le ilgilenmem gerekti de ben ondan biraz gecikti müdürüm. Ya boş ver Cemal'i. O kendi kendine iyileşir. Kızım burada bir ton iş var. İmzalaman gereken raporlar var. Sen hala evdesin. Hadi hadi çık çabuk. Baş üstüne müdürüm. Hemen geliyorum. Ay, alacağın olsun Cemal. Senin yüzünden fıça yedim ya. Sana afiyet olsun. Kafama atsaydın. Cemal alınma her şeye. Hadi benim hemen merkeze geçmem lazım. Sen de akşama kadar başının çaresine bakıver, tamam? Hadi kaçtım ben. Çay yok. Çay nerede? Çay koymamışsın. Yazıklar olsun be. Allah'a kadınlık bitmiş. Oo, şundan da alayım. Anlayayım şuna. Oh.